Kur'an tertili. Başlangıç Kur'an ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihi'l-kitâbe ve lem yec'al lehu 'ivaca. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن مخلصları, قرآن كريم şeydaları. Allah subhanahu ve taala'nın merhameti bilen ötken derslerimizde Kur'an tertili dersliginin 25'te dersini örgenip öttük. Dersnikler mana şulardan ibaret edi. Qo'llanmaga qo'shimcha sifatida iymon kalimalari va ayrim qisqa suralarni ilova qilingan. Endi qo'llanmadagi mana shu kalima va Qur'oni Karim suralarini o'rganishga o'tamiz. Qo'llanmaning ikkinchi bosqichida yana o'qish qoidalari va tajvid qoidalari haqida suhbatlashamiz. Hozircha namoz boshlash umidida turgan kishilar va mana shu tezroq ibodatga kirishlari umidida turgan odam kishilarimizni, muxlislarimizni inobatga olib, hozir iymon kalimalari va ayrim suralarni, namozli suralarni o'rganib o'tamiz. So'ng inshaalloh qo'llanmaning ikkinchi bosqichini o'zlashtirishga kirishamiz. İman kelimeleri, yani Muallim Musa'nın kitabı da hem verilgen, bu kelimeler nihayette ahamiyetli bölgen eden. Her bir Müslüman kişi, Müslüman farzendi, bu kelimelerini bilişi lazım bölgen eden. Aynen bana şu başlangıç kitabıya, başlangıç talim kitabıya kiritilgen. Bu kelimeler, mümin Müslüman bendenin itikadı, düşüncesi, onun dünya ve ahiret hakkıdaki tasavvurlarini asoslab beruvchi va bu dunyo yu oxirat saodatiga yetaklovchi kalimalar hisoblanadi. Bularning barchasi Qur'oni Karim oyatlari, hadis shariflar asosida tuzilgan va lekin bu yerda unday hali ilmiy asoslariga o'tilmaydi. Biz qo'ldan kelgancha qisqacha ayrim kalimalarni izohlab qo'yishga harakat qilamiz. Muhimi asosiysi bu kalimalarni Arapça metni ve tercimesi bilen toluk örgenemiz ve mene şu tarzda yadlab alışımız, ferzenlerimizge yadlatışımız lazım. Yakın ötmüşümüzdeki ecdadlarımız mene Nakşibendi tarikatige inabat kılgen kişiler bu iman kelimelerini her günü bamdat namazdan sün okuşunu özlerige vazife kılıp alışken idi. Ayrı mescidlerde okullarda hem bunun ahamiyeti ketteligiden mene şu vazifeli özlerige lazım tutuşken biz ise bularını örgenip özümüz üyde vazife kılıp alışını adat kılışımız ve daima mana şu kelimelerini yadda tutuşumuz lazım. Kelimatul iman yani iman kelimeleri. Birinci kelime el kelimatu tayyibe yani kelimeyi tayyibe. Tayyibe degeni en pak, en taze eng güzel degan ma'nolarni anglatadi. Haqiqatan bu kalima dunyodagi eng pok kalima, eng haqiqat bo'lgan kalima, eng ulug' kalima hisoblanadi. Kalima quyidagicha. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ya'ni Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir. Ushbu kalima islomning asosi hisoblanadi. Iymonning ayni o'zi hisoblanadi. Ya'ni Allohdan o'zga iloh yo'q. Iloh deb ibodatga sazovor ma'budga aytiladi. Ya'ni Allohdan o'zga ibodat qilishga loyiq hech bir borliq yo'q. Yolg'iz Alloh ibodatga loyiq. Va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning rasuli elchisi hisoblanadilar. Ikkinchi kalima
Kelimetu şehade. Şehadet kelimesi. Bu kelime hem aldığınki kelime-i tayyibenin mazmununu takitleydi. Fakat bu kelimede ana öşe hakikatke güvahlik veriş mazmunu üstüvar koyulgen. Kelime kuyuda geçe okuladı. Eşhedü en la ilahe illallahü ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Yine kaytarıp okuşumuz mümkün bu kelimeni. Eşhedü en la ilahe illallahü ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Tuhtaşta gerçi Kur'an ayetleri bulmasa hem adette Arap dili istimali de hem var. Elbette ahirgi harfini sakin kılıp tuhtaş kulay. Bana şu kaydaya muvafık tuhtala veredi. Ve rasuluhu deyip ayetilse hem hata bulmaydı. Lekin ve rasuluh deyip tuhtaş demek kengroq yoyilgan ve kulay hisoblanadi. Kalimaning ma'nosi quyidagicha. Allohdan o'zga iloh yo'qligiga hamda Muhammad Allohning bandasi va rasuli ekaniga guvohlik beraman. Bu kalima ham nihoyatda ulug' kalima va bizning iymonimiz mana shu. E'tiqodimiz mana shunga asoslangan. Üçüncü kelime. Kelimetu tevhid. Tevhid yani Allah'ın yeganeliğine ikrar buluş kelimesi degen mananı engletedi. Bu kelimenin fazileti cüda hem köp. Üç bu kelimeni her gün mesela 10 ta okuyup yürüyen kişiye insu cinni zararı tekmeydi degen manada hadisler ve tecrübeden ötken eserler mevcut. Yani üçe manada bu kelimenin yadlab alışımız ve okuyup yürüyüşümüz cüda hem uluğ buladı. Taharattan sünh hem bana şu kelimeni okuş sünnet hesaplanadı. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كلمه قايتتان تكرار ليلك واصل قلب اوقيمز بو سفر بو هم biz uchun tajriba va kimlargadir mana shu qulay bo'lishi mumkin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كلمة معناها yagona Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik beraman. Uning sherigi yo'q. Mulk yolg'iz unikidir. Hamd ham unga xos. U tiriltiradi va o'ldiradi. O'zi esa tirikdir, o'lmaydi. Yaxshilik uning qo'lidadir va u hamma narsaga qodirdir. Ushbu kalimada juda ulug' ma'nolar ta'kidlangan. Ushbu ma'nolar mu'min kishining e'tiqodi, iymonining asosi hisoblanadi. Allohdan o'zga iloh yo'q. Uning sherigi yo'q. Islomning eng katta shiori shu. Allohning sherigi yo'q. Biror bir holatda sherigi yo'q, biror bir sifatda, biror bir jihatda Allohning sherigi o'xshashi yo'q. U yagona yolg'iz hech narsaga o'xshamaydi, hech narsa unga o'xshamaydi. Mulk unikidir. Mulk deb tarjima qilgan so'zimiz umumiyroq bo'lib,
ham maliklikni ham podshohlikni anglatadi. Ya'ni podshohlik Allohga xos. Tugal podshohlik, haqiqiy podshohlik Allohnikidir. Boshqalarning podshohligi Allohning podshohligi ostida berilgan ba'zi bir imkoniyat hisoblanadi. Mu'min kishining e'tiqodi mana shunday bo'ladi. Hamd ham unga xos, hamd ham Allohga xos. Hamma hamd Allohga qaytadi. Hamma maqtov Allohga qaytadi. Nega? Chunki barcha narsani, borliqni, butun mavjudotni yaratgan, uni go'zal qilgan ham, uni insonni zavqini keltiradigan, insonning maqtovini talab qiladigan, taqozo qiladigan qilgan ham, hamma-hammasini qilgan Allohning o'zi. Uni maqtasangiz ham, buni maqtasangiz ham borib Allohga qaytadi. Shuning uchun hamd unga xos. To'liq tugal hamd Allohgagina xos. Boshqalarga berilgan maqtov esa nisbiy va ramziy hisoblanadi. Alloh tiriltiradi va o'ldiradi. O'zi esa tirikdir, o'lmaydi. Alloh hech qachon o'lmaydi. Doimo tirik. Uning ibtidosi ham, intihosi ham yo'q. Lekin u tiriltiradi va o'ldiradi. Ya'ni Allohdan o'zga hamma jonzot o'lishi bor va tirilishi ham bor. Yaxshilik uning qo'lidadir. Barcha yaxshilik, barcha narsa Allohning qo'lida. Lekin odob yuzasidan faqat yaxshilik zikr qilinadi, ya'ni yaxshilik uning qo'lida. Aslida yomonlikni tasarrufi ham uning qo'lida. Ya'ni biror bir joyda yomonlik bo'lishi Allohning iznidan, irodasidan tashqari bo'lmaydi albatta. Lekin odob yuzasidan faqat yaxshilik zikr qilinadi, chunki Alloh yomonlikni istamagan, rozi bo'lmagan holatda joriy bo'lishini iroda qiladi va mana shunga yo'l qo'yib beradi. Bu ham Allohning hikmatidan hisoblanadi. U hamma narsaga qodirdir. Alloh qodir bo'lmagan ish yo'q. Alloh barcha narsaga qodirdir. 4-chi kalima. Kalimatu raddil kufr. Ya'ni kufrni rad etish kalimasi. Ulamolarimiz aytadilar, asarlarda bor, hadislarda ham mana shu mazmun bor. Ushbu kalimani har kuni o'qib yurgan kishi iymon zavolidan omonda bo'ladi. Shuning uchun ushbu kalimani o'qib yurish kerak. Xususan qalbga shubha kelganda, biror bir iymonga shubha, shak shubha aralashish ehtimoli xavfi tug'ilganda mana shu kalimani takrorlash lozim. Inshaalloh ana shunda shaytonning vasvasasi daf bo'ladi. Kalima quyidagicha. Allohumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Kalimani qaytaramiz. Allohumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allohum, bilib turib senga biror narsani sherik qilishdan o'zingdan panoh so'rayman. Bilmaydiganlarim xususida meni mag'firat etishingni so'rayman. Albatta sen g'ayblarni da bilguvchi zotsan. Allohdan, demak, bilib turib Allohga biror narsani sherik keltirish, qalbga biror shubha tushishidan o'zidan panoh so'rayapmiz. U zotning o'zidan yana mag'firat so'rayapmizki, biz bilmay qolgan, biz tasarruf qila olmagan holatda kelgan vasvasalar uchun Alloh o'zing bizni mag'firat qilgin deb Allohdan mag'firat so'ralyapti. Bu ham juda ulug' duo. Albatta sen g'ayblarni da biluvchi zotsan, ya'ni Alloh g'ayblarni da biladi. G'ayb bilan shahodat olami bu ikki xil olam hisoblanadi. Shahodat olami deb
Qo'l bilan ushlab, ko'z bilan ko'rish, hidini bilish, ta'mini bilish mumkin bo'lgan olam bu shahodat olami bo'ladi. Ya'ni his a'zolari bilan tuyish mumkin bo'lgan, aniqlash mumkin bo'lgan narsalar shahodat olamiga tegishli hisoblanadi. Buning ziddi bo'lgan, his a'zolari bilan bilish mumkin bo'lmagan olamga tegishli narsalar, borliqlar bular g'ayb olami hisoblanadi. Alloh g'ayb olamlarni biladi. Shu bilan birga g'ayb olami deganda kelajak ham nazarda tutiladi. Alloh kelajakni ham oxirigacha biluvchi zot. Bu Alloh subhanahu va taoloning ilohligiga xos sifatlardan hisoblanadi. 5-chi kalima kalimatul istig'far deb ataladi. Ya'ni istig'for, mag'firat so'rash kalimasi. Mag'firat so'rash so'zi Allohdan kechirim so'rash bilan birga iltifot ham bo'lishini so'rash mazmunini o'z ichiga olgan. Shuning uchun Alloh gunohimni mag'firat qilgan deganda Allohim gunohimni kechirib iltifot ko'rsatgin degan ma'no tushuniladi. Astag'firulloh أستغفر الله تعالى من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب كلمنا ينبر بار قيت رمز أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تعالى من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب. Kalimaning ma'nosi quyidagicha. Allohdan mag'firat qilishini so'rayman. Allohdan meni mag'firat qilishini so'rayman. Alloh taolodan meni qasddan bo'lsin yo yanglish bo'lsin, yashirin yo oshkora bo'lsin qilgan barcha gunohlarimni mag'firat qilishini so'rayman. O'zim bilgan va bilmagan gunohlardan unga tavba qilaman. Albatta sen g'ayblarni da bilguvchi zotdirsan. Kalimaning avvalida 3 marta istig'for aytish bor. Ya'ni Allohdan mag'firat qilishini so'rayman, Allohdan mag'firat qilishini so'rayman. Undan so'ng gunohlarning turi sanaladi. Qasddan qilgan bo'lay, bilmasdan qilgan bo'lay, noqasddan, yashirin bo'lsin, oshkora bo'lsin, barcha gunohlar uchun Allohdan mag'firat so'rayman va Allohga tavba qilaman. Tavba so'zi qaytish degani. Bir yo'ldan orqaga qaytsa, ana o'sha tavba deyiladi. Gunoh qilishdan orqaga qaytish tavba bo'ladi. Ya'ni Allohning o'ziga gunohlardan qaytib Allohga demak yo'naldim. Gunohlardan qaytdim deb Allohni oldida ahd bermoqdaman degan ma'no tavba bo'ladi. Tavba Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning hadislarida aytiladi. Gunohni yuvuvchi eng katta omil hisoblanadi. Aytadilarki Rasululloh akram alayhisolatu vasallam at-taibu man la zanba lahu. Tavba qilgan odam gunoh qilmagandek bo'ladi. Ya'ni tavba haqiqiy bo'lsa, gunohga qaytilmasdan salohiyatga yurishda bardavom bo'lsa, sobit qadam bo'lsa mu'min banda. Ana o'sha odam xuddi gunoh qilmaganday holatga keladi,
günahları inşallah keçirilədi. Əlbəttə, uyağı Allah'ın iradəsiga havalı. Keyingi kəlimə kəlimətü təmcid. Təmcid, yəni Allah'ını uluğləş kəliməsi xüsablanədi. Kəlimə quyudakıca oxuladı. Subhanallah Velhamdülillah Ve la ilahe illallah Vallahu ekber Ve la havle Ve la kuvvete İlla billahil aliyyil azim. Ma şa'a Allahu kana ve ma lem yeşe lem yekun. Kelimeni kaytaramız. Subhanallahi velhamdülillahi. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن Allah'ını aybı nüksanlardan pak deb yad etemen. Hamd Allah'a xas. Allah'dan özge ilah yok. Allah uluğdur. Ali ve büyük Allah'dan özge de ne kuvvet bar ve ne kudret bar. Allah nimeni hahlese öşe boledi. Nimeni hahlamese u bulmaydı. Üşbu kelimede cüde. Ulu manalar cemlengen. Xüsusən Allah'ını pakla bir ad etiş, uzatki hamd etiş ve takbir etiş cemlengen. Ve havqala deyiladi. Yani la havla ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim. Zikri caylengen. Bu zikir cüda ham ulu zikirlerden hesablanadı. Ve kişi kaçan bir müşküllik çüse ve her daim bana şu Allah'dan özgede ne kuvvet ve ne güç ve ne kudret var. La havle ve la kuvvet illa billahil aliyyil azim. Bana şu duanı okuyursa, müşkülleri asan buladı. Ve inşallah Allah subhanahu ve teala onun medetkarı buladı. Kelimenin söngüdeki ibare cümle bu hem itikad meselesi. Yani Allah nimeni hahlese öşe buladı. Allah hahlemegen iş hiç kaçan bulmaydı. Keyingi kelimeler iman kelimeleri deb ataladi alohida çünkü bu sözler imanning mag'zi hisoblanadi. Shuning uchun bu kelime al-imanul mujmal deb nomlanyapti, ya'ni qisqacha iman. Qisqacha lo'nda qilib aytilgan iman. Bu iman quyidagicha. Amantu billahi kama huwa bi asma'ihi وصفاته وقبلت جميع أحكامه إيمان كلمة نقيت رمز آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه معناسه قيدا جيتشا الله جاء أز اسم صفات لردقيدك İman keltirdim ve onun barcha hükümlerini kabul ettim. Allah'ın barligiga iman keltiriş bir iş bolsa, Allah'a özünü qanday sifatlagan bolsa, kelamıda, peygamberinin tilida özünü qanday tavsiflagan bolsa, ana o'shanday deb e'tiqod qilib, mana shu asosda iman keltiriş, bu haqiqiy iman bo'ladi. Yaratuvchi borligi, onun yagona ekani, ko'pchilik e'tiqodlarda bor, lekin u zot hamma narsaga qodirligi. Barkamol sifatlarga ega ekani, jamoli va jaloli sifatlarga, go'zal
barcha go'zal sifatlar, barcha oliy sifatlarga ega ekani, barcha nuqsonlardan pok ekani, Alloh hamma narsaga qodir ekani, barcha demak ulug'lik sifatlari u zotga xos ekani, barcha noqislik sifatlardan, nuqsonli sifatlardan u zot pok ekani. Mana shu hammasini jamlab Alloh qanday sifatlangan bo'lsa, ana o'shanday iymon keltirdim deyish, mana shu mufassal iymon. Ya'ni mujmal iymon, ya'ni qisqacha iymon hisoblanadi va mana shunday iymon keltirsagina kishi haqiqiy mu'min bo'ladi. Haqiqiy musulmon bo'ladi. Keyingi so'nggi kalima bu mufassal iymon. Al-imanul mufassal, ya'ni mufassal iymon hisoblanadi. Bu iymonda iymon keltirish lozim bo'lgan, ishonish lozim bo'lgan g'ayb va hozir ma'nolar o'z ichiga jamlangan. Mana shu ma'noda bu iymon mufassal iymon deb atalgan. Iymon kalimasi quyidagicha o'qiladi. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Kalimani yana bir bor qaytaramiz. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Kalimaning ma'nosi quyidagicha: Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, rasullariga, oxirat kuniga hamda qadarning yaxshisi ham, yomoni ham Allohdan ekaniga iymon keltirdim. Demak, bu kalimada avvalo Allohga iymon keltirish, farishtalarga, Allohning kitoblariga iymon keltirish, Allohning rasullariga iymon keltirish, oxirat kuniga iymon keltirish va yaxshi yu yomon qadar Allohdan ekaniga iymon keltirish jamlangan. Bu kalima aynan Rasul akram alayhissalotu vassalomning hadislaridan olingan. U zot alayhissalotu vassalomning huzurlariga farishta, vahiy farishtasi Jabroil alayhissalom inson suratida kelib, iymon, islom, ehson haqida savol beradi. Ya'ni din haqida so'raydi. Shunda u zot alayhissalotu vassalom iymon haqida berilgan savolga mana shu kalima bilan javob beradilar. Iymon nima degan savolga Allohga, farishtalariga, kitoblariga, rasullariga, oxirat kuniga va yaxshi yu yomon qadar Allohdan, yomon qadar Allohdan ekaniga iymon keltirishing mana shu iymondir deganlar. Ya'ni ishonishing, mana shunga chin dildan ishonishing iymondir deb aytganlar. Ushbu iymon kalimasi iymonning rukunlarini o'zida jamlagan deyiladi. Ya'ni iymon mana shu 6 burchakdan iborat. Bulardan biri bo'lmasa, biri topilmasa, ya'ni masalan bir kishi Allohga iymon keltirgan, lekin farishtaga ishonmaydi. Yoki hammasiga ishonadi, lekin oxiratga ishonmayapti. Yoki oxiratga ham ishonadi, lekin qazoi qadar Allohdan ekaniga ishonmayapti. Bu odamning iymoni iymon hisoblanmaydi. Chunki bir burchagi yo'q iymon, bu iymon bo'lmaydi. Iymon mana shularni hammasini o'zida jamlagandagina to'laqonli iymon bo'ladi. Ana shunda kishi haqiqiy mu'min musulmonlar safiga qo'shiladi. Yaxshi yu yomon qadar Allohdan ekaniga iymon keltirish deganda biz shuni tushunishimiz kerak. Barcha yaxshilik yu yomonlik Allohning qadarida yozib qo'yilgan, bitib qo'yilgan. Lekin bu qadar, bu bitik insonni hech bir narsaga majbur qilmaydi. Biz qadarda nima yozilganini bilmaymiz. Shu bois buyurilgan ishni qilib ketaveramiz. Ana o'sha bilan biz qadarni ijro qilamiz. Lekin bizning nima qilishimizni Alloh oldindan bilgan va bilib yozib qo'ygan. Lekin Allohning bu bilishi, bu bilimi va bitishi bizning hech bir ishga qo'l urishimizga, yo biror ishdan qaytishimizga, hech bir tasarrufimizga
bizni mecburlamaydı. Belki bu Allah'ın azali ilmide, Allah'ın zatıda mevcut bulgen ilim halas, Allah özü bilgen ilim halas. Lekin bu bilimnin bendenin tesadüfüge, onun hayatıge mecburlau manasında tasarı yok. Men şunu bilişimiz lazım. Bazı adamlar endi kılıç tıkıp koyup kazaga kadar getöngeydi. O no, na doğru. İnsan öz haqşı bilen kılıngan işlerde o cevabgar buladı. Lekin insanın erkek ayol buluşu, kaçan tuğulup kaçan ölüşü, onun boy bastı, çıray çimmeti, hullas onun ihtiyarda bulmagan cihatları bu Allah'ın kat'i kadarı bilen bulgen ve men şunge razı buluş bu mu'minlik burcu hesaplanadı. Bunda insan mesul bulmaydı. Lekin öz tasarrufida, öz ihtiyardaki işlerde ise o gerçi bu işleri kadarda yazılgan bolsa ham bundan o mesul buladı. Mesuliyeti ham ana öşe kadardan hesaplanadı. İman kelimeleri hakkında sözlemekçi bulgen gaplarımız mana şunlardan ibaret edin. Endi bu kelimelerini yaşlab, yadlab, manaları bilen düşünüp özümüzü sindirip alışımız lazım. Allah nasip kılsa kelgusi uchrashuvlarimizda Qur'oni Karim suralaridan o'qishni boshlaymiz. Alloh o'zi muvaffaqiyatli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.